günümüzde olan sıkıntılardan bir tanesi seferi olmak. Belli bir kilometre dışına çıkıldığında Müslümanın seferiliği var. Tamam. Ama son geldiğimiz durumlarda insanlar oralara eziyet çekmeden gittikleri için ben yorulmadan geldim. Herhangi bir sıkıntım yok. Ben namazımı tam kılarım. Yarım veya eksik kılmam gibi veya seferiliğe gerek yok gibi kendi kendilerine insanlar kararlar veriyorlar. Ve bu da yayılmış durumda. Ben bile mesela anneme, anne seferiyiz biz Ankara'ya geldik dediğimde yok ben yorulmadım ben namazımı tam kılacağım diyor. Hanefi mezhebinde tam kılmak diye bir şey yok. Zaten tam demek yarım demektir Hanefi mezhebinde. Çünkü insanlar ikameli değil ki dünyada. Hepsi sefer. Anladın mı? İnsanın hangisi ikame edebilir burada? Hepsi öbür tarafta, buralı değil ki. Buralı olmadığı için burada kalmaya niyetlendi 4 günden fazla, 15 günden fazla Hanefi mezhebinde, Şafii'de 4 günden fazla niyetlendi. O zaman ikameli olmuş olur, seferiliği biter. Ha, Hanefi mezhebinde vacibiyet var, sünnet değil bu. Yani adam namazın içinde bile, aa ben seferiyim ya diye aklına gelirse 2 rekat kılacak. Niyetlenmemiş mesela. Tamam mı? Namaza durmuş, niyetlenmemiş. Aklına geldi, ama ben seferiyim, tamam, selam verecek. Başka seferilikle ilgili, kariyeden çıktığında mezra'a deniyor, kabristan deniyor. Kendi bulunduğu mahallenin kabristanını çıktığı anda ve niyetinde de 83 kilometre, 85 kilometre geçecek diye düşüncesi var ya, tamam bitti o zaman seferidir. Yine kendi kariyesine girene kadar bak. Ben İstanbul'a geldim, tamam seferim bitti diye bir şey yok ki. İstanbul'un neresi İstanbul? Anladın mı? İmareleri diye bir ibare daha var. İmareleri geçince. İmare geçmiyor. Japonya'da bina geçmiyor. Her taraf bina zaten. O şehirden o şehre, o şehirden o şehre zaten birleşmiş. Anladın mı? O zaman demek ki buradaki esas kaide benim bulduğum, minareden çıkıp da sesinin avazının çıktığı kadar adamın bağırdığında öbür taraftan duyulmuyorsa bittiği yer başlangıç noktasıdır. Kabristanlar eskide köyün hemen girişindeydi, değil mi? Köyle mesafe ne kadardı peki? 100 metreydi. Daha fazla değil ki, 150 olsun. İşte açı orayla belirlenir. 200 metre, 250 metre geçtin mi, evinden çıktın, köyünü çıktın, bitti zaten. Ondan sonra sen seferisin. Dönüşte de o zaman bak. Ben Antalya'ya girdim, seferliğim bitti diye bir şey yok. Antalya'nın başına girmişsin ya. Namazı orada kılıyorsun, yine 2 rekat kılacaksın. Evinin bulunduğu mahalleye geldiğin zaman biter. Bunları da kolay kolay fıkıh kitaplarında bulamazsınız. Bu bölümü, söylediğim bölümü.